Merhaba arkadaşlar. Bakan Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitim sürecinde EBA'nın çökmesine sebep olduğunu öne sürülen siber saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Daha doğrusu EBA'nın çökmesiyle alakalı şu açıklamaları yaptı diyebiliriz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayınız. Hadi videomuza geçelim. Bakan Selçuk, bütün öğrencilerin hemen dönemin başında aniden sisteme girmesi bir siber saldırı var düşüncesi oluşturmuş ve bizim telekom hizmetleriyle ilgili bir sınırlama getirilmiş. Bir saldırı var, halbuki bizim çocuklar bunlar. Yani saldırı falan yok. Onlar derse girmeye çalışıyorlar dedi. Selçuk bundan sonra da benzer sorunların yaşayabileceğini belirtirken belki de olabilir ama şu anda veriler olmayacağını gösteriyor ifadesini kullandı. Saldırı falan yok dedi Ziya Selçuk. Selçuk önceki gün TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığında bütçesi üzerinde görüşmeler milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Selçuk özetle şöyle dedi. EBA'nın çökmesi, MEB'in siber saldırısı açıklaması, EBA'nın 4 saatliğine login süresi 2 saniyeden 30 saniye çıktı. 4 saat bu sürdü ve buna çöktü denildi. Bu 4 saat içerisinde neden çöktüğüyle ilgili ki tırnak içerisinde söylüyorum neden yavaşladığıyla ilgili yaptığımız çalışmalar şunu gösteriyor. 2 tane uluslararası siber saldırı var. Bunun dışında bütün öğrencilerin hemen hemen dönemin başından aniden sisteme girmesi bir siber saldırı var düşüncesi oluşturmuş ve bizim telekom hizmetleriyle ilgili bir sınırlama getirilmiş. Yani bir siber saldırı var. Halbuki bizim çocuklar bunlar. Yani saldırı falan yok dedi. Onlar derse girmeye çalışıyorlar. Sonra bu anlaşıldığında derhal açıldı. İlgili servisler, server ve altyapılar normale döndü açıklamalarında bulundu. Belki yine olabilir dedi. Twitter gibi, WhatsApp gibi birçok uygulama zaman zaman birkaç saat yavaşlıyor ya da kapanıyor biliyorsunuz. Yani okullar açıldığından beri bir kere olan bir şey ve 4 saatliğinde olan bir husus bu. Bundan sonra da olabilir mi? Belki de olabilir. Ama şu anki veriler olmayacağını gösteriyor. Çünkü kapasitemiz çok geliştirdiğimizi düşünüyoruz. Aktif kullanıma baktığımızda öğretmenler ve öğrenciler tarafından 79.4 olarak geçiyor. Yani öğrencilerin ve öğretmenlerin ne kadarı kullanmış? 16.299.942 öğrenciden yaklaşık 13 milyon civarında öğrenci EBA'yı aktif olarak kullanmış açıklamalarında bulundu Ziya Selçuk. Yani önümüzdeki dönemde de EBA'nın çökmesi diyelim biz buna. EBA'nın çökmesi söz konusu olabilir. Bunun nedeni ise yoğunluktan dolayı arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz dünyada da en çok kullanılan eğitim uygulamalarından, web sitelerinden biri olmuştu EBA. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.